Normalde manyetik olmayan bir metal olan bakır ve alüminyum, manyetik alanı üzerinde sürekli değiştirdiğiniz zaman manyetik özelliği kazanıyor. PM tarzında ama flanş tipi alternatörün özelliklerini üzerinde bulunduran 36 mıknatıslı bir alternatör arkadaşlar. Herkese merhabalar. Yeni bir proje ile birlikteyiz. Bildiğiniz gibi bir süredir kanalımda alternatör geliştirmeye çalışıyorum. Gördüğünüz alternatör PM tarzında ama flanş tipi alternatörün özelliklerini üzerinde bulunduran 36 mıknatıslı bir alternatör arkadaşlar. Geçen hafta bildiğiniz gibi bu mıknatısların ölçülerini ve buradaki mıknatıs diziliminin nasıl yapılacağını sizlerle paylaşmıştım. Bu haftaki projemizde ise burada 36 adet mıknatıs kullanılan bir alternatörde 27 adet bobin kullanmamız gerektiğini, bu bobinlerin neye göre sıralanacağını ise burada altta bulunan şemamda sizlerle paylaşacağım. Bugün bu bobinleri nasıl saracağımızı sizlerle paylaşacağım. Buradaki bobin kalınlıkları, bobin spil sayısı, bunların tamamı sizlerle paylaşılacak. Gelin önceki hafta bu rotorun yapımını nasıl oluşturduk, ne gibi değişkenler vardı, kısaca bunlara göz atalım ve diğer bölüme hemen geçelim. Şunlar bobinlerimi temsil ediyor. Birazdan bobinlerimizi sardığımız zaman daha iyi anlayacaksınız. Evet, herhangi bir yerden ilk mıknatısımızı yerleştirmeye başlıyorum. Birincisi S, ikincisi ise N olacak. Tabii rotoru hazırlamak bayağı meşakkatli oldu. Hemen ardından N yapıştırıyoruz. Evet, şimdi bobinlerimizi sarmaya başlıyoruz. Şu şekilde düzenek hazırladım. Bobinler düzgün geçmeli kalıba. Üst üste binmemesi lazım. Hava boşluğu kaldığı zaman verimli olmuyor çünkü. Sırasıyla buradan kalıbımıza gireceğiz ve düzgün bir sarım elde edeceğiz. Evet, ortalama 5 metreye yakın kablo gidiyor arkadaşlar. 24 tur aşağı yukarı sarıyorum. Evet, bunun gibi tam 27 bobin saracağız. Biraz meşakkatli bir iş. Sabır gerektiriyor, uğraş gerektiriyor. Ve bobinimiz hazır. Ve evet, bunun gibi tam 27 adet bobin hazırlayacağız.
Evet, bugünkü projede bobinleri sarmaya devam edeceğim. Çünkü proje yetişmeyecekti. 27 adet bobini sarmak bayağı külfetli bir iş arkadaşlar. Üçüncü bir bölüm çekeceğiz. Üçüncü bölümde ise bu 27 adet bobinin bağlantısını ve jeneratörün etrafına nasıl sarılacağını tek tek sizlere anlatacağım. Evet, daha önce bildiğiniz gibi küçük bir alternatör yapmıştık arkadaşlar. Bu alternatörümüz ise bunun daha geniş çaplısı olacağı için buradaki bobinlerin sarımı, bobin mıknatıs ilişkisi önemli demiştik. Şimdi buradakiler benim bobinlerim. Gördüğünüz gibi sarı renkle işaretledik. İkinci olarak hemen kahve. Üçüncü olarak ise mavi arkadaşlar. Şimdi bizim alternatörümüz 3 fazlı bir alternatör olacak. Bunlara R, S, T fazı diyebilirsiniz. Bunun gibi 27 adet bobin burada aynı sıralamayla, aynı periyodik hizalamayla bir çember oluşturacak. 27 adet bobini 3'e böldüğünüz zaman her fazda 9 adet bobin bulunduracağız biz. Alternatörümüz düşük devirli bir alternatör olacak. Düşük devirli alternatör olduğu için ben bobin adedini fazla tuttum. Çünkü düşük devirli alternatörlerde güç almak her zaman problem arkadaşlar. Şimdi buradaki malzememizle bazı testler yapacağım ben. Bugün buraya bir düzenek yerleştirdim. Buradaki düzenek yardımıyla şimdi enerjinin nasıl üretildiğini hep birlikte göreceğiz. Evet. Tabii ki motor biraz zorlanacaktır. Evet, şu anda 6 ampere yakın bir güç çekiyorum. Burada gördüğünüz gibi mıknatıslarım SN SN şeklinde hizalanmıştı arkadaşlar. Bizim elektrik üretme mantığımız neydi? Bir iletken üzerindeki, yani bunu bir bobin olarak düşünürseniz, hatta elektrik üretiyorum bakın. İşte bir iletken üzerindeki manyetik alanı sürekli değiştiğimiz zaman iletken üzerinde elektrik akımı meydana geliyor demiştik. Şu anda 4-5 santimetreden manyetik alan bobinimizi etki etmeye başladı. İlginç bir konu var arkadaşlar. Bildiğiniz gibi alüminyum ve bakır. Bakın, burada bakır levham var. Burada ise alüminyum levham var. Şimdi normalde bunlar manyetik olmayan maddelerdir. Bakın, bakır. Ama bir metalse, bir anahtarsa yapışır kalır. Peki biz bu bakır ve alüminyumu manyetik alana maruz bırakırsak ne olur? Şimdi çok ilginç bir şey olacak, göreceksiniz. Şu anda temas yok gördüğünüz gibi. Hatta üstte temas olmadığını görebilirsiniz. Bakın, herhangi bir temas yok. Değişken manyetik alanın alüminyum üzerindeki etkisini görmektesiniz. Peki bakır levha nasıl davranır? Evet, bakır levha da aynı davranıyor. Evet, burada manyetik sürtünmeden söz edebiliriz arkadaşlar. Normalde manyetik olmayan bir metal olan bakır ve alüminyum manyetik alanı üzerinde sürekli değiştirdiğiniz zaman manyetik özelliği kazanıyor.
Ben buna mıknatısların büyülü dünyası diyorum. Mıknatıslarla ilgili yapacağımız o kadar çok deney var ki inanın yapmakla bitmez bunlar. Evet, burada size herzden bahsedeceğim. Bildiğiniz gibi elektrikli aletlerin birçoğunda herz var arkadaşlar. HZ, 50-60 HZ. Peki nedir bu herz? Televizyon alıyorsunuz, ekranı 400 Hz, 600 Hz. Gelin herzin ne olduğunu size açıklayalım. Herz 1 saniyedeki değişim oranı aslında. Herz demek yenileme. Yani ekrana bunu uyarlamaya kalkarsak 1 saniyede ekranın kaç kez yenileneceği anlamına gelir bu. Jeneratörlerde herz nedir? 1 saniye içerisinde buradaki SN mıknatısının bobin üzerinden kaç sefer geçtiği arkadaşlar. Tekrarlıyorum. 1 saniye içerisinde bobinin üzerinde manyetik alanı biz kaç sefer değiştirdik? Tabii bunu gözle görmemize imkan yok. Belki şunun gibi bir bobin bize yardımcı olacaktır. Buradaki ledin her yanıp sönmesi 1 Hz diyebilirim. Şöyle çevireceğim. Ledin kıpırdaştığını muhtemelen görüyorsunuzdur. Ya da bunu ölçmenin bir yolu var. Bir bobinin uçlarına biz bir ölçü aletimizi bağladığımızda bobinimiz enerji üretmeye başladığında üst kısımda voltajı, alt kısımda ise herzi gözlemleyebiliriz. Bakın, enerji üretmeye başladığımız anda buradan nelerin değiştiğini görebilirsiniz. Alt kısım herz. Şu anda 35 herzde. Voltaj 3 voltta. Disk hızlandıkça herzin ve voltajın doğru orantılı olarak arttığını gözlemleyebiliriz. Evet. Bakın, burada ilginç olan bir şey var arkadaşlar. Diskin devri sabit şu anda. Herzimiz sabit kalacaktır. Voltajımız ise artacaktır. Nasıl? Ben bobini mıknatıslara yaklaştırdığım zaman voltaj artacak. Ama herz sabit kalacaktır. Bakın, voltaj 5'e geldi. Herz 56'da. Bakın, voltajı düşürüyorum. Herz yine 56'da. Yani şu anda saniyede 56 kez benim bobinim SN oluyor. Motorumun devrini biraz daha yükselteceğim. Volt 90 Hz. Hz aynı zamanda tur sayar gibi görev görebilir. Hesaplamasını yaparsak tabi balans var. Biraz fazla yükseldik. Evet, bana bu arada en çok sorulan soru, tel kalınlığının ne önemi var? Biz yüksek volt alsak olmaz mı? Yüksek volt bir işe yaramıyor çünkü telden geçen amper telin kalınlığıyla doğru orantılı. Eğer siz kalın bir tel kullanırsanız daha yüksek amper, buna mukabil düşük voltaj alırsınız. Az önce 10 volt 85 Hz frekansımız vardı. Bakın, burada biraz daha ince sarılı bir telim var. Daha yüksek sarılmış. Bunu test edeceğiz. Yine aynı devirde muhtemelen daha yüksek voltaj, aynı frekans alınacaktır. Evet, yine aynı devirde şöyle tutalım.
Bakın daha yüksek. Az önce 85 Hz'de 10 volt almıştık. Şu anda daha 13-14 volt. Evet, Hz bizim aynı zamanda RPM ölçümümüz gibi iş görüyor diyebilirim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bakın 85 Hz'de 20 volt'a ulaştık. Ve hala gidiyor. Evet, 25 volt. Yine tele uzaklaştırıyorum. Voltaj çöküyor. Hz sabit. Bakın etki buraya kadar geliyor. Evet. Tam buraya kadar etki var. 10 santime yakın. Evet, 94 Hz. Evet, manyetik alan üzerinde çalışılması gereken, bilinmeyeni çok fazla olan bir konu diyebiliriz arkadaşlar. Bugünkü projemizde manyetik alanın özelliklerinden bahsetmeye çalıştım. Jeneratör projesi ise tam hızla devam edecek. Yeni projede statoru tamamlamayı ve buradan alacağımız gücü hep birlikte görmeyi umuyorum. Yeni bir projede buluşuncaya dek hoşça kalın, kendinize iyi bakın.